أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Yine sahi tuluklar ekmelinden, hunakıslar mükemmel her birinden, şu mizan istikamet her cihetten, huzuru nispetle agah her cihetten. Şu nadir nakısı hakka giydelim cemali baki manisi. Abdullah Mekki Hazretleri'nin halifelerinden bahsediliyor idi. Halidiler arasında efendi, tefavut gerçi vardır anla pendi, nasihatimi anla. Her ne kadar halidiler arasında farklılıklar olsa da, hani meşakiram arasında, ki zira nakısı var hem Bülent değil, çünkü içlerinde nakısı da vardır, Bülent olan da vardır. Noksanlığı olan da vardır, çok yüksek olan da vardır. Veli ekser mükemmel ercümen diye, iyi akıllı kardeşim, yani böyle dedik ama genel çoğunluğu çok mükemmeldir. Hemen bul ekmeli hakkı giydelim cemali baki manisi. Bu bir önceki beyt. Tamam, her ne kadar biz nakısı var, Bülendi var dediysek de yine sair turuklar ekmelinden, bu nakıslar mükemmel her birinden. Yani bu zatların nakısı bile sairlerinin mükemmelinden ekmeldir. Bu zatların nakısları bile sairlerin mükemmelinden ekmeldir. Niye? Çü mizan istikamet her cihetten. Huzuru nispetle agah her cihetten. Çünkü mizan vardır, istikamet vardır, huzur vardır, nispet vardır bu zatlarda. Bu zatların mizanı, istikameti, huzuru nispeti başkalarından daha kamildir. Dolayısıyla tamam, kendi ölçütlerine göre, kendi standartlarına göre nakıs gibi gözüküyor olabilirlerse de başkalarına nispetle nakısı bile ekmeldir. Segment farkı var arkadaşlar. Segment farkı var, kategori farkı var. Mizan, istikamet, hudur, nispet. Şu mizan istikamet her cihetten, huduru nispetle agah her cihetten. Çünkü her cihetten mizan vardır, istikamet vardır. Huzurla, nispetle agahtırlar bu zatlar. Şu nadir nakısı hakkı giydelim, cemali baki mali seyredelim. Ayrıca içlerinde hani nakıs olan da gene nadirdir. Bismillahirrahmanirrahim.
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah, ilmu ibadete set olmuş heva. Ne hacet yine gitmek mürşidara, yanı başındadır göz görmez ama, seyahatten geç up hakka giydelim cemali baki manesi. Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah, eyvah, insanlarda kemalat tahsil edeyim derdi gitmiş. Kemalat kesbedeyim, tamlık kazanayım, olgunluk kazanayım derdi insanlarda gitmiş. Eyvah. Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah. İlmu ibadete set olmuş heva. İlme, ibadete, nefsin hevası set olmuş. İşte setler var arkadaşlar, setler. Maniler var, set. Bir duvar oluyor sana, bir sur oluyor. Sen, mani oluyor sana, sen ulaşamıyorsun öbür tarafa. Bizde var böyle şeyler. İlme ibadete set olmuş heva, nefsin hevası ilme ibadete set olmuş, ilme ibadete ulaşamıyor. İlimle ibadetle arasında duvar var, engel var. Hiç aklına gelmiyor o tarafa gitmek. Kemal tahsil etmek, o ilim sahibi olmak, amel sahibi olmak, ibadet sahibi olmak aklına gelmiyor. Aklına gelmiyor. İhtiyaç hissetmiyor. Gereksiz hissediyor. Ben zaten ilim sahibiyim, amel sahibiyim düşünüyor vesaire. Ne hacet Çin'e gitmek mürşid ara. Çin'e gitmeye ne lüzum var ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam velev Çin'de bile olsa buyurdu. Yani öyle nakledildi. Çin'e gitmeye ne lüzum var? Yanığı başındadır, göz görmez ama. Dibinde durur, göz görmez. Kör işte, kör. Kör. Kör, görmez. Değil mi? Kör, kör ne yapmaz? Görmez. Var. Senin gözlerin açık ama görmüyorsun. Hükmen nesin? Körsün işte. Daha görmüyorsun işte. Hükmen körsün. Hakikatte gözlerin görüyor ama iş yapmıyorsa gözlerin, o zaman sanki nesin? Körsün işte, görmüyorsun yani. Seyahatten geçip hakka gidelim cemali baki manesiydim. Öyle gezmeye aramaya lüzum yok yani bu zamanda. Öyle çok çok gezmeye aramaya, öyle Japonya'ya, Çin'e gitmeye gerek yok ya. Ama işte insanın set olmayacak, böyle bir derdi olacak insanın. Zor arkadaşlar. Ciddi zor yani. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَوْمَ o gün, te'ti gelir, yani geleceği gün. يَوْمَ تَأْتِي, geleceği gün. Kim? Küllü nefsin, her nefis. تُجَادِلُ, mücadele ediyor, an nefsiha, kendi nefsi tarafından mücadele ediyor. O her nefsin kendi nefsi tarafından mücadele ederek geleceği gün var ya, herkes kendinden mücadele, herkes kendiyle uğraşıyor. Herkes kendiyle uğraşıyor. Herkes kendiyle uğraşıyor. Ya Rabbi ben diyor şimdi, ya Rabbi aman ya Rabbi şimdi hiç diyor, her şeyi unuttu. Hiç. Her şeyi unuttu. Hani deprem oluyor, yangın oluyor, kadıncağız çocuğunu alıyor, çıkıyor ya. He? Değil mi? Baba ateşin içine atlıyor ya. Yok, o gün yok. Artık öyle bir hale geliyor ki bir yerde. Herkes her şeyi ne yaptı? Unuttu. Herkes an nefsi, tücadüle an nefsi. Ya, kendi nefsinden mücadele ediyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor herkes. İşte o herkesin kendini kurtarmaya çalışacağı gün var ya. Ve tüveffâ ve tas tamam alır küllü nefsin her nefis. Ma o şey ki amilet işledi. Herkes istediğinin karşılığını tas tamam kuruşu kuruşuna alacağı gün var ya. İşte vahum onlar la yuzlamun. Onlar zulüm olunmayacaklar. O gün var ya işte, o gün var ya işte yani. Yani. Zekkirhum onlara hatırlat ey Habibim aleyhissalatu vesselam. Neyi? Zalikel yevme. O günü. El asibe. Zor. Zor gün. Zor. Asib. Asb. Zor gün. El-Rahib, o korkunç günü onlara hatırlat. Zor gün. Dünya kolay. Bak dünyada ne kadar zor günler var değil mi arkadaşlar? Yani biz ahirete nispetle, bugüne nispetle kolay diyoruz. Ama halbuki biliyoruz ki dünyada ne kadar zor günler var. Yani insanı perişan eden, ezen geçen, değil mi? Öyle günler var. Ama ahiretin yanında dünya yesir. Dünya yesir. Asib.
Fezekkirhum zâlikel yevmel asîbe, el zahîbe, o korkunç, o zor günü onlara hatırlat. Ellezî, öyle zor gün ki, öyle mahşer günü ki, la yenfa'u, menfaat vermez, fihi o günde, hasebun ve la nesebun, soy sop, menfaat vermez. Hiç ben şuyum, buyum falan, hiç kimse, hiç. Bunları söyleyen çok da dinleyen yok. Tüh ya. Karay burada mı? Yok canım benim. Canım benim. Böyle bazen aklıma geliyor size okuyayım. Sıkar da değil de şey yapmıyorum. Böyle, dur bakayım yani. Biraz uğraşacağım, uğraştıracağım ama. Hani bulursam biraz kaynatayım ortalığı. Bulursam kaynatayım biraz ortada. Dur bakalım. İnna lillahi ne alâ. Gerçekten mi? Bak vefat etmiş ha. İnna lillahi ne alâ. İnna lillahi ne alâ. Geçen sene vefat etmiş. Arkadaşlar bir ara arşivim silinmişti benim. Her şeyim silinmişti bir ara. İnşallah bende şimdi vardır o. Bak şimdi. Ne acayip değil mi? Geçen sene vefat etmiş. 2023 vefat etmiş. Vefat edince web sitesi kapalı şu anda. Web sitesine söyleyin. Vefat etti ya. Di. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kapalı olunca ne oluyor? Oradaki her şey gitti. Oradaki her şey gitti. Benim arşivde varsa kurtardık. Arşivde yoksa bakayım gene bakıyoruz başka yerlerde bulabilecek miyiz diye. Şimdi bulsak bir dert. Bulduktan sonra başka bir bulmak başka bir dert. Ha, dur bakayım. Bakalım da var. Bir ara ben kantine getirmiştim bunları eski zaman. İyi. Bir nüsha bulduk elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. Hatta bir ara kürsüde de biraz okumuştum size. Nereden geldim buraya? Söyleyeyim bakayım. Söyleyen çok da dinleyen yok.
Biraz uzun okuyayım mı arkadaşlar? He? Allah, hani öyle iş olsun diye soruyorum. Ha, okuyacağım zaten de. Yani. Rahmetli olmuş. Bende hakkı vardır, çok hakkı vardır bende. Kaçtı böyle, 16-17 idi böyle, çocuktum, küçüktüm. Bunun şiir kaseti vardı, sana yöneldim. Hep onunla uyurdum yani. Böyle başıma koyardım böyle, onunla uyurdum. Ölüden mektuplar. Aha şimdi bak kendisi. Ölüden mektuplar. Tabii yani normalde ben buna çalışmış olsam daha usturuplu okurum da idare çekseniz o kadarını artık. Ölüden mektuplar. Dostlarım, dün oldukça yağmurlu, mezarlık çamurluydu, özür dilerim. Hastalığım amansız, ölümüm size göre erken ve zamansızdı. Kara haber tez yayıldı, aldınız, cami avlusuna koşup geldiniz, son bir görev bildiniz. Kiminiz namaz vaktini iple çektiniz, acele işiniz vardı gidecektiniz. Kiminiz kaçamak tebessümle hasretler giderdiniz, bir araya gelmek için ölümler mi gerekirdi dediniz. O soğuk sandığınız musalla taşında ben, üşüyüp titremeden sımsıcak yatıyordum. Hepinize bakıyor, aklınızdan geçenleri birer birer okuyordum. Kiminize göre ben güya bir melekmişim, kiminize göre de dürüst bir salakmışım. Oysa siz ölüleri hiçbir şey duymaz sanır, bir kadavra tanırdınız. Aklınızdan geçenleri söylesem utanırdınız. Sözlerimi nankörlüğe vermeyin. Namaz vakti hepiniz oldukça naziktiniz. İmam beni sorunca iyi biliriz dediniz. Beni mahcup ettiniz. Bana çiçek gönderen vefakar can dostlarım Cemil, Şükrü ve Ahmet. Bu ne zahmet efendim, bu ne zahmet? Ya arkadaşım Sadi, yarım kalan işime ve dul kalan eşime göz koyan adi. Sabırsızlanmayın Nefaset Hanım. İşte sıra size geldi acanım. Hani var ya o ilk gece, toplanmıştık ailece, bir şeyler soruyordu gözlerin hece hece. Oysa ben o bakışın üstünde hiç durmamış, kötüye yormamıştım. Şimdi anladım ki resmen ihanet. Kocan ağır aksak ama iyi adam Nefaset. Ne olur sen de onu birazcık idare et. Dünya düzeni böyle, kocana selam söyle. Sayın Belediye Başkanım, çocukluk arkadaşım Sarı Seyfettin, cenazeme şeref verdin, hoş geldin. Şu son yıllarda senin tapudaki sicillerin kabardıkça kabarmış. 3 apartman, 6 yazlık, 7 dükkan rahmetli babandan miras kalmıştı. Bak sevgili dostum Sarı Seyfettin, bu tür masalları burada anlatan çok ama dinleyen hiç yok. Bu tür masalları söyleyin. Burada anlatan çok ama dinleyen hiç yok. Buradan geldik. Hani bir sözüm vardı, su akarken küp dolsun, dolsun ama Seyfettin, burada küp müp yok, haberin olsun. Hazır yeni geri gelmişken şu senin eşrefin de kulağını çekiver. Geçim sıkıntısı deyip daldı rüşvete, kan kusturdu millete. Bu yollardan kaçınsın, maaşıyla geçinsin. Ne gerek var bu kadar mala, mülke, servete? Allah zeval vermesin hükümete, devlete. Gazeteci meslektaşım ve kader arkadaşım Don Kişot Osman. Sana ne el alemin 3 keçi, 5 koyunu? 3 yıl mahusta yattın, ölçmedin mi boyunu? Sürdürme şu oyunu. Biricik oğlum Celal. Biricik oğlum Celal. Cenazede bayramlık lacivertleri giydin. Sanki bir şeyleri kutlar gibiydin. Çok içmiştin, sarhoştun. Mezar dönüşü hemen komisyoncuya koştun. Ölüm hak, miras helal. Acelen neydi Celal? Ne oluyor? O masum kalbinde sen ne sırlar saklarmışsın. Meğerse yıllar yılı ölmemi beklermişsin. Güzel kızım mualla, görümcene dikkat et, kendini kolla. Onu pek görüştürme kocan Şenolla. Ama kaynanan temiz, iyi kalpli bir kadın. Ah şu senin inadın. Ne olur ara sıra birazcık Allah pulla. Bilirim sen gitmezsin kaynanana. Bari kocanı yolla. Bu mektupla adını anmadığım dostlarım, sahte gözyaşlarına kanmadığım dostlarım, hepiniz birer yumak, açmakla bitmez, sizleri yazmaya kitaplar yetmez. Bu dünya böyle döndü, yine böyle dönecek, nefes borcu çaresiz, ölümle ödenecek. Mal, mülk, şöhret, ganimet, sanmayın gerçek nimet.
görüyorum ki hepsi insana eziyetmiş, meğer yaşamak diyet, ölmekse hürriyetmiş. Ama 87'de yazmış bunu rahmetli. Dostlarım, okuyorum arkadaşlar yani, ben çok seviyorum çünkü. Bitişik'teki komşum, yargıçlıktan emekli, görmüş geçmiş biri. Ona hiç bulaşmamış dünyada rüşvet kiri. Bir gün sohbetimizde gerçeklere el attı, uzun uzun anlattı. Buradaki mahkemede kartvizite bakılmaz, paşa maşa takılmaz, avukat filan sokulmazmış araya. Ne kralın krallığı sökermiş, ne de falcı sihirbaz burada dil dökermiş. Dünyada gizli kalmış, bütün kılcal deliller mahkeme huzuruna tek celsede serilir ve de bütün kararlar anında verilirmiş. Netice değişmezmiş torpille iltimasla, adli hata olmazmış asla, yargıda asla. Burada vapur, tren, trafik derdimiz yok. Boş zamanımız pek çok. Bürokratik işlemler bilseniz öyle rahat, duruşma dinliyoruz günde 8-10 saat. Bunlardan birkaçını size de anlatayım. Hem yorum yaparsınız hem hisse kaparsınız. Hüsnü Bey'i kulüpten şöyle böyle tanırdım. Hatta onu biraz da yardımsever sanırdım. Bir zamanlar Hüsnü Bey politikaya girmiş, şimdi tam zamanı. Allah ıslah etsin. Uzak durun arkadaşlar, uzak durun, uzak durun. Bir zamanlar Hüsnü Bey politikaya girmiş, yükseldikçe yükselmiş, ona bu renkli hayat, ona bu renkli hayat pek çekici gelmişti. Bir gün kulüpte bana, gerçek olan bu dünya, öteye inanma hiç, beylik çeşme akarken gel sen de iç demişti. Meğer bizim Hüsnü Bey, sahnede inci döker, kuliste garibanın ciğerini sökermiş. Biliyorum dostlarım, şu anda aranızda böyle Hüsnüler pek çok. Buradaki cezalardan haberleri bile yok. Hüsnü'nün duruşması oldukça kısa sürdü. Yargı bütün suçlarda taammüt gördü, müebbet kararıyla defteri dürdü. 3 gün önce başka bir suçlu vardı sırada. Ağır ceza reisiymiş orada, Tanzanya'da. İdamlık bir davada bilerek taraf tutmuş, iri bir lokma yutmuş. Daha sonra reis bey lokmalara alışmış ve yıllarca bu teknikle çalışmış. Yargıç olduğu için ek sorular soruldu. Üzerinde özellikle duruldu, özel tartı kuruldu. Ve nihayet reisin suçu sabit görüldü, yakıtı insan olan bir zemine sürüldü. Hele bir gün çok ilginç bir duruşma izledik. Davacılar safları tıklım tıklım doldurdu. Öylesine bir manzara görülmemiş rekordu. Bu defa sanığımız doktordu. Savunmada yaptığı anatomik çalımlar bizleri de çok yordu. Azrail'i sollamış, hastaları erken erken yollamış, ekonomik tansiyonu titizlikle kollamış, tapuları pullamış. Hipokrat'ı yavaş yavaş yatırmış, iğne diye çuvaldızlar batırmış, yükü alıp götürmüş, işi bitirmiş. Çok tatlı arkadaşlar. Ne var ki bu arada birkaç fakir hastanın durumuna hislenmiş, masraflarıyla birlikte tedaviyi üstlenmiş. Bu davranış doktora artı puan getirdi ve toplam cezasının yarısını götürdü. Şu anda aranızda benim duruşmayı da merak edenler vardır. Aha şimdi bak duruşması var bak. Aha şimdi kendi duruşması var bak. Şu anda aranızda benim duruşmayı da merak edenler vardır. Bana verilen ceza acaba ne kadardır? Detayları anlatayım. Detayları atayım, kısaca anlatayım. Benim dosyada biraz gıybet ve kul borçları, noksan hesap edilmiş fitre zekat harçları, gönül suçları vardı. Bu suçları işlerken bir kötürüm hastayı sıkça ziyaret etmiş, bir yetimin peşinden yaz kış demeden gitmiş, akşamcı dostlarımı genç yaşımda terk etmiş ve geçimsiz karıma 20 yıl sabretmişim. Bütün artı eksiler tartıda birleştiler, birbirini götürüp nötrleştiler. Ben henüz korkulara ümitleri ekliyor, hakkımdaki kararı Araf'ta bekliyorum. Geçenlerde cennetin yakınında dolaştım. Kapıdan içeriye bir göz açın atınca şaştım. Bülbüller tuğbaların dallarında şakıyor. O kevser şarapları oluklardan akıyor. Kimi kaftan kuşanıp ziynetini takıyor. Kimi sonsuza dalmış tahtından bakıyordu. Hepsi gençti. Fark yoktu beden gücünde. Yaşları donmuştu 33'ünde. Kurulmuştu önlerinde bin bir çeşit sofralar. Sofralara eğilmiş dal dal meyveler. Kopacaktı sanki el uzatsalar. Ya o billur kaplar, taslar, sahanlar, yok yoktu sofralarda, ne ararsan var. Tepsiler elmastan, kadehler yakut, hiçbir noksan bırakmamış orada mabut. Hele bir de var ki orada huriler, şu aciz kalemim sizden af diler. Onları görmeyen göz güzelden ne anlasın, dünyadaki şairlerin kulakları çınlasın. Simsiyah bakışlı o iri gözler, riyasız, lekesiz, pürüzsüz yüzler, kusursuz bedenlerin şahidi izler, o şeffaf tenleri tül tül, ipekler gizler. Görmek gerek dostlarım, yetmiyor sözler.
bir yanda som altından saraylar köşkler, bir yanda muhteşem ölümsüz aşklar. Bin renkli sedefli anka kuşları, yollarda pırlanta parke taşları, semalarda haktan selam nakşeden izler, cam göbeği mavisi berrak koylar denizler, her dekorda 7000 renk, 7 katlı sahneler, sahillerde kum yerine inci taneler. Cennet dedikleri neymiş meğer, dünya dertle dolsa çekmeye değer, istiyorsanız eğer. Kapıdan ayrılırken nasıl pişmandım, dünyada boşa geçen yıllara yandım, sizi kıskandım, siz dünyadasınız bak. Sizin olsun enişten başarı dileklerim, sınavınız bitince hepinizi beklerim. Dostlarım, biliyorum ki sizler ölümden çok korkuyor, o daracık tabutu, 2 metre çabutu zaman zaman düşünüp ürküyorsunuz. Acaba diyorsunuz, ömür boyu gizlediğim bedeni evire çevire kimler soyacak? Kaldırıp tahtaya kimler koyacak? Suyu kimler döküp kim yıkayacak? Kirli tırnaklarıma bakıp boş verecek mi? Ayak kokularımı hoş görecek mi? Ve beden sırlarımı yüklenecek mi? Haklısınız dostlarım. Aranızda yaşarken ben de sizler gibiydim. Kendime neler sorar, düşüncelerimde neler kurardım. Soğuk bir kış gününde öldüğümü varsayar, buzlu mezar çukuruna battaniye koyardım. Ya da bazı kurtların mezar açtığını duyar, kapakların ardına kalas dayardım. Oysa gördüm ki bunlar gereksiz duygularla boş kaygılarmış. Ne beni yıkayanlar sırlarımı verdiler, ne mezara koyanlar orada buz gördüler, ne de kurtlar gelerek kapıları vurdular. Sizler artık bu türlü korkuları bırakın, yaşamanıza bakın. Çünkü henüz dünyada bakıp da görmediğiniz, kapısından geçip de içeri girmediğiniz ve dahası dostlarım hiç önem vermediğiniz öylesi hazlar var ki. Ne yazık ben onların çoğuna el sürmemiş, fakirlikten ağlarken serveti görmemiş. Ne ekmeği fark etmişim doyarken ömür boyu, ne de içtiğim suyu. Son nefeste anlamışım nefesin varlığını ve gerçek mutluluğa dünyanın darlığını. Kısaca gün ortası gereksiz fener yakmış, gece karanlığında kara gözlük takmışım. Görmek için değil de bakmak için bakmışım. Biliyorum çoğunuz gerçeklerden hoşlanmaz, bir tobut görmedikçe ölümü anmazsınız. Kur'an oku der ama henüz pek vaktiniz yok. Bir gün o da olur, acele etmeyin çok. Ne o, daraldınız mı doğru söyleyen dosta? Mektubu kesmeliyim çünkü gidiyor posta. Dostlarım, bu mektupta niyetim ne siyasete girmek, ne kirli borçları açıp ortaya sermek, ne de haddimden öte size öğütler vermek. Gelin şimdi beraber bir gezinti yapalım, rastgele bir ölünün mekanına sapalım, o şeytan kime, nasıl, neler yapmış bakalım. İşte, bir zamanların süper soylu zengini Asilzade Semir Bey, hey gidi hünler hey. Yatlar, katlar, marketler, itibarlı şirketler, yasal ambalajlarda tapulu aşiretler ve sahne gerisinde gizlenmiş nice servetler. Akıllıydı Semir Bey, her politik devirde borusunu öttürür, bürokrattan sözlere göbekler attırırdı. Entel görünmek için her çareye başvurur, elinde piposuyla tepeden bakar durur, formunu hep korurdu. Hayat felsefesinde maddeye mana katmaz, onun aklı ölümden sonrasına yatmazdı. Semer'in kafatası küçük bir beyin taşır, o beyin her bağışık mikropla ortaklaşır, bu klinik tabloda genel ahlak krizleri giderek sıklaşırdı. Şeytan böyle tiplere aşırı ilgi duyar ve onları her zaman başrollere koyardı, nitekim öyle yaptı. Bilgisayar sistemine bir senaryo işledi, bütün oyuncuların adlarını fişledi, işe önce Semer'in karısından başladı. Virgül Hanım, saç renginde kararsız, şimdi arkadaşlar genç kızlar böyle yetişiyor. Çoluğunuzu çocuğunuzu muhafaza edin. Virgül Hanım, saç renginde kararsız, beyin tipi yararsız, zararsız bir kadındı. Ne giyimde kuşamda, ne de renkli yaşamda kimseden geri kalmaz, aradığını bulamaz, tatminde olamaz. Hele bir de para varsa arkadaşlar, var ya, üf. Yaşı 40'ını aşkın, vücudu hafif taşkın, bu korkuyla aynalara biraz daha düşkündü. Kocası Semir Bey'den zaman zaman sıkılır, sosyete pazarında konkene takılırdı. Hele özel odaları dokunsanız yıkılırdı. İşte şeytan bu ateşi kurnazca körükledi, Virgül'ü yavaş yavaş peşinden sürükledi. Bir gece bir baloda lacivert bir kostümle Virgül'ün karşısına aniden çıkıverdi. Arayan gözlerine çılgınca bakıverdi. Dublör diye kullandığı o çapkın serseriyi peşine takıverdi. Virgül bu ilişkiyi kocasından gizledi, buluşmalar sıklaşarak birbirini izledi.
Yasak aşkın tansiyonu yeterince yükselmiş, şeytanın beklediği baskın anı gelmişti. Son buluşma yerini, saatini kolladı, Semir Bey'i otelin lobisine yolladı. Bir anda burunlara barut kokusu çaldı, ölen öldü, kalan kaldı ve Semir Bey soluğu hapishanede aldı. Ne var ki bu hikaye bu kadarla bitmedi, çünkü bunlar şeytanı asla tatmin etmedi. Semir sistem çarkını yağladıkça yağladı ve böylece bir yılda tahliyeyi sağladı. Bundan sonra şeytanın işleri kolaylaştı. Semir dünyada mevcut her çamura bulaştı. Allah cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Kumar denizlerinde pupa yelken dolaştı, pusula hepten şaştı. Şeytan bir gece onu kumara son kurşunu bastırırken kıstırdı. Lan bana soruyor ya, benim o çocuğum kumar oynuyordu, işte yenildi. En son cebinde kalan bozuk paraları da karşısındakine suratına fırlattı. Adam da çekti, benim oğlumu vurdu, şimdi benim oğlum şehit oldu mu? Bunu soruyor ya, benim oğlum şehit oldu mu diyor bana. Şeytan bir gece onu kumara son kurşunu bastırırken kıstırdı ve o gece Semir Bey'i Semir Bey'e astırdı. İşte böyle dostlarım, şeytan sizi her zaman ve de her yerde kollar, sizi bir tek yol hariç bütün yollarda sollar. Şeytan işte böyle dostlarım, şeytan sizi her zaman ve de her yerde kollar, sizi bir tek yol hariç bütün yollarda sollar. Dostlarım, bir önceki mektupta size şeytanı yazmış ve onun albümünden iki motif çizmiştim. İlgi çeker mi diye içimde kuşku vardı ama gördüm ki konu sizi fazlaca sardı, beni sarıyor. O halde yine şeytan kanalına geçelim. Ekranda sizler için bir senaryo seçelim. Bakan Safi Sefa Bey. Kalfalık yıllarında siyasetten uzak durun arkadaşlar. Bakan Safi Sefa Bey, kalfalık yıllarında bilimlerle filmleri yasal dozda karıştırıp parakolik virüslerde kondisyonlar geliştirdi. Menkul trafiğinde artan yoğunluk diye bir sistem oluşturdu. Bununla yetinmeyip o keskin zekasını daha da çalıştırdı. Vergi finiş tekniğini sisteme alıştırdı ve bütün kazancını enerjiye dönüştürdü. Anam bunu marif etmiş gibi anlatıyor. Ben diyor, de bu kullandığı lafızları ben kullanmıyorum yani, ayıp yani. Ben diyor işi şöyle böyle biliyorum diyor. İşte diyor her ay diyor vergiden diyor şu kadar para kazanıyorum diyor. Muhasebeci. Baksan dindar adama. Mücahit. Fatura kesiyor, fiş kesiyor, onu ediyor, bunu ediyor falan filan. O keskin zekasını daha da çalıştırdı, vergi finiş tekniğini sisteme alıştırdı ve bütün kazancını enerjiye dönüştürdü. Şeytan bu yeteneği görmezlikten gelemez, bu akıllı kalfaya ilgisiz kalamazdı. Üç başlı şengerini Safi Sefa'ya taktı, İblisler Derneği'ne mürahhas üye yaptı. İşte o günden sonra Sayın Safi Sefa Bey otoban yola çıktı, vitesi 5'e taktı, tam gaz finişe kalktı. Abrakatabroloji ana bilim dalından, okus pokus antikorunun endikasyonlarından pozitif sonuç aldı ve bakan oldu. Politik röntgenlere ince teşhisler koydu, soydukça doydu, doydukça soydu. Siyasi arenada iki dönem dolaştı, köşeleri inanılmaz bir süratle dolaştı, şık hızına ulaştı. Ne var ki sahibi sabah, bir gece yarısında, dönüş yok bizimden, gidiş bileti aldı. Kalkış sahibi çaldı, bakan koltuğu dahil, her şey bilmiyor. Buradaki duruşması görülmeye değerdi. Temize çıkmak için herkesi karaladı, her türlü varyeteyi peş peşe sıraladı. Edebiyat pistinde nutuklar yarıştırdı, dünyadaki siyasi şovlarla karıştırdı. Kısacası dostlarım, mangalda laf kavurdu, esti, savurdu. Ama neydi? Burada bunları söyleyen çok ama... Kısacası dostlarım, mangalda laf kavurdu, esti, savurdu. Ama gelin görün ki, buradaki mahkeme ciddiye almadı. O muhteşem savunmayı kayda değer bulmadı. Bu mektubu okuyan yarasız dostlarımız, hiç endişelenmesin. Yarası olanlar da fazla eşelenmesin. Bu mektubu okuyan yarasız dostlarımız, yaran yoksa zaten ne yapma? Hiç endişelenme, sorun yok. Yarası olanlar da fazla eşelenmesin. Hadi yine o renkli hayatlarınıza dalın. Şimdilik hoşçakalın. Dostlarım, sağlığımda dilime gelen doğru sözleri ağzımda biraz tutar. 9 boğum gırtlaktan tekrar geri yutardım. Sanki 9 düğme, 9 da ben atardım. Kovulmak korkusuyla gece tedirgin yatar, 9 köyün muhtarına alkışlarla dem tutar, nabza göre türlü türlü şerbet yapar, satardım.
Ama gelin görün ki artık beni üzmüyor. Ne sicilde oynayan müessese ahdi ne de her gün kırılan onurların tamiri. Ne patronun çatık kaşı, ne aybaşı, ne yılbaşı, ne emekli maaşı, ne terfi, ne kartvizit, ne de koltuk savaşı. Şimdi benim her şeyim bir garip mezardaş. Bir daha okuyorum. Ama gelin görün ki artık beni üzmüyor. Ne sicilde oynayan müessese ahdi ne de her gün kırılan onurların tamiri. Ne patronun çatık kaşı, ne aybaşı, ne yılbaşı, ne emekli maaşı, ne terfi, ne kartvizit, ne de koltuk savaşı. Şimdi benim her şeyim bir garip mezar taşı. Ama belki onu da bir gün biri kıracak, bir temel atmak için iki kazma vuracak, üzerime 5 katlı bir apartman kuracak. Varsın olsun dostlarım, burada biz ölüler bunlara hiç aldırmaz, rahat yatağımızdan başımızı kaldırmaz ve hele sizler gibi taş sopa saldırmayız. Ne var ki ölüleri ben de yanlış tanırdım. Sağlığımda ne zaman süslü bir mezar görsem sahibini kıskanır, onu mutlu sanırdım. Oysa geldim gördüm ki dünyadaki hesaplar buraya pek uymuyor. Buradaki görevliler süslü püslü şeylere asla ilgi duymuyor. Gümrük işlemlerinde kefen hariç hiçbir şeyi şahsi eşya saymıyor. Dostlarım, hani bizim mahallede bir topal Tahsin vardı, kısmeti biraz dardı. Karda kışta kendine kuytu saçaklar bulur, atlarına yatardı. Bizler her sabah onu görür ama görmezdik. Ona gariban diye selam bile vermezdik. Cenazesi bir sabah sessizce defnedilmiş, birkaç kürek toprakla işi bitirilmişti. Geçenlerde burada bir gördüm ki Tahsin'i, 70 huri kuşatmış tahtının çevresini. Şaşırdım birdenbire, dedim Tahsin bu ne iştir? Saçaktan sultanlığa bu nasıl yükseliştir? Tahsin şöyle bir baktı, yüzüme derin derin. Dedi, dünyada körmüş senin gönül gözlerin. Sanma ki ben aslında topal bir garibandım. Ben yalnız burada değil, dünyada da sultandım. Duydunuz ya dostlarım, demek ki biz her şeyi öylesine görmüşüz. Birer bakar körmüşüz. İsterseniz bunlardan payınız varsa alın, şimdilik hoşça kalın. Dostlarım, sizlere çoktan beri mektup göndermemiştim. Sivrisinek saz gelir anlayana demiştim. Yıllarca bu ümitle beklemiştim sürekli. Anladım ki sizlere davul zurna gerek. Siz öyle sivrisinekten falan anlamıyorsunuz. Davul zurna ile size vurulacak böyle. Ne yazık ki bizleri yanlış sanıyorsunuz. Bir mezara atılmış ceset sanıyorsunuz. Oysa bizler kaç bin yıl geçse bile aradan her saniye dünyayı izliyoruz buradan. Akın akın geliyor her gün yeni ölüler. Nice koyun sürüsü, nice çoban sürüler. Nice Saddam, nice Bush, nice zorba züppeler. Adaleti katleden nice kanlı cübbeler. Nice medya maymunu, nice ünlü hocalar, eşini pazarlayan o sosyetik kocalar, nice holding cambazı, nice soysuz soylular, nice kurşun askerler, nice selvi boylular, krallar, diktatörler, dal kavuklar, cellatlar, ruhsatlı eşkıyalar, siyasi psikopatlar, paraya secde etmiş o tefeci zalimler, zalime fetva vermiş 200'lü alimler. Kimi ilahiyatçı, saldırgan ve kibirli, kitapları çok satmış amel defteri kirli, dünyada alkış için takla atmış durmadan, bir tek günü geçmemiş Müslümana vurmadan. Hepsi feryat içinde itiraf ediyorlar. Biz ölümü bir yokluk sanıyorduk diyorlar. İnfazın korkusuyla titreşen o bedenler, dünyaya dönmek için rüşvet teklif edenler. Gelenleri röntgene sokuyoruz antrede. Çoğunun beyinleri 0 kilometrede. Akıllı ambalajını daha açmayanlar var. Onların buradaki statüsü hayvanlar. Gelenleri röntgene sokuyoruz antrede. Çoğunun beyinleri 0 kilometrede. Akıl ambalajını daha açmayanlar var. Onların buradaki statüsü hayvanlar. Dostlarım, bilmek için arkanızdan vuranı, ona buna bakmayın, okuyun şu Kur'an'ı. Neden kullanmazsınız akıl denen cevheri? Kur'an bunu söylüyor 1400 yıldan beri. Hayvansal içgüdünü size meydan okuyor, beyinler vıcık vıcık, her yer şehvet kokuyor. İnsanı insan eden değerlerden kaçmayın, şeytani davetlere kalbinizi açmayın. Birkaç yobaz görüp de küsmeyin dininize. Bütün bu fotoğraflar birer tuzaktır size. Çağdaş yobazları da dostlarınız sanmayın. Dini irtica diyen fitnelere kanmayın. Ne güvenin paraya ne de köşke saraya. Aklınızı kullanın, boş gelmeyin buraya. Adaletin, hukukun burada şakası yok. Burada hiç kimsenin kimseye bakası yok. Fatiha okuyalım arkadaşlar ya. El-Fatiha. Mâl-İhlâsâti-Şerîfe. Burada söyleyen yok.
Söyleyen çok, dinleyen. Yevme tücadelü küllü nefsin an nefsiha. Yevme o gün tücadelü mücadele eder küllü nefsin. Her nefis an nefsiha, kendinden mücadeleler içeri. Kimsenin kimseye bakmaya mecali yok. Vıdı vıdı konuşsan dinleyen yok hiç. Yani zekirhum, onlara hatırlat. Neyi? Zâlike yevmel asîbel zahîbe. Bu korkunç, bu zor ve korkunç günü onlara hatırlat. Ellezî, öyle gün ki la yenfe'u, menfaat vermez fihi o günde, hasebun ve la nesebun, soy sop menfaat vermez. Ve yeti kulli insan, her insan gelir, vahiden tek, feriden tek gelir, yücadilü an nefsihi, kendinden mücadele eder, kendi için çalışır, kendi için mücadele eder, kendi kendini korumaya çalışıyor. Sa'yen min hilâsihâ min el azâb, kendini adaptan kurtarmak için kendi için çalışıyor. Ve tamiru, buradaki tamir, yuhi, işaret ediyor, bir şiddetil hevl, korkunun şiddetini gösteriyor bu. Fî dâlikel yevmül asîr, o zor günde. Ellezî, öyle gün ki, yüşgilû fîhî küllü insanın bi nefsihî, herkes kendi nefsiyle meşgul olur. Es'adübillah, likullim rîm minhum yevmezîn şe'nün yugnîhî, likullim rîn, herkes için vardır minhum onlardan, yevmezîn o günde şe'nün bir hal, yugnîhî, onu meşgul edecek, onu ikna edecek, başka tarafa bakmasına mani olacak bir hali vardır herkesin. Herkes kendi derdine düşmüş. Rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün Ka'bul Ahbar radıyallahu anh'a sordu şimdi. Dedi ona, bizi biraz korkut. Biraz korkut bakayım. Deyince Ka'bul Ahbar radıyallahu anh, ey emir, ey müminlerin emiri. Canım yedi kudretinde olan zatı yemin ederim ki kıyamet gününde 70 peygamberin ameli gibi salih amellerle kıyamet gününe 70 peygamberin ameli gibi salih amellerle kavuşsan da nasılsın? Öyle amelin var ki, nasıl Ömer? 70 peygamber ameli gibi amelim var, tamam mı? Öyle anlar gelecek ki kendinden başka kimseyi dert etmeyeceksin. 70 peygamber amelin gibi amelin olsa, bizim bir insan gibi amelimiz yok. 70 peygamber amelin gibi amelin olsa, kıyamet gününde öyle anlar olacak ki kendinden başka kimseye bakasın, düşünesin, dert edesin gelmeyecek. Şüphesiz cehennem öyle bir gürleyecek ki ne kadar mukarreb melek ve İbrahim aleyhisselam dahil ne kadar gönderilmiş nebi varsa mutlaka dizleri üzerine çökecek. Ya Rabbi, kendimden başka bir kimseyi istemiyorum diyecektir. Yevmun asir. Ya Rabbi, hiç batarsa batsın. Dünya batarsa batsın. Batarsın. Kim ne hali varsa görsün. Ya Rabbi. Şüphesiz cehennem öyle bir gürüldeyecek ki ne kadar mukarrab melek ve İbrahim aleyhisselam dahil ne kadar gönderilmiş nebi varsa mutlaka dizler üzere çökerek ya Rabbi, kendimden başka kimseyi istemiyorum diyecektir. Allah'ın indirdiği ayetler içerisinde bunun tescili herkesin kendi adına mücadele ettiği o gün ayetindedir dedi. Okudum size arkadaşlar. Şahabillah. Ve darabullah mesela. Ve darabe darb etti. Darb etmek yani misal getirmek demek. Allahu Teala Hazretleri mesela, Allahu Teala şöyle bir misal darbe etti. Darbe mesel diyoruz ya, darbe mesel, misal getirmek demek. Darbe mesel. Allahu Teala şöyle bir misal getirdi. Kariyeten bir kariye. Kânet o kariye idi ki burada arkadaşlar müfessirler yani genel Mekke-i Mükerreme'dir diyorlar biraz. Başka Mevla'nın azap ettiği başka yerlerde olabilir. Kânet idi, nedir idi? Amineten, amindi, emniyetliydi. Mutmainneten, mutmainne, mutmainni. Yani istikrarlıydı. Emniyetli, istikrarlı, her şey böyle akıyor gidiyor yani. Allah-u Teala bir kariyeyi misal getirdi. O kariye nasıldı? Amineten, kânet, amineten, mutmainneten. Amineydi, yani emniyetliydi. Mutmainneydi, mutmainne, istikrarlı. Ye'tiha rizkaha ragden. Rızkı ona geliyordu o kariyeye. Min külli mekanı bol bol geliyor. Ragaden bol bol geliyordu. Min külli mekanı her taraftan rızkı ne yapıyor? Geliyor. Oradan o geliyor, oradan o geliyor, oradan o geliyor. İthalat. Tamam mı? Her şey ne yapıyor? Bol bol geliyor. Emniyetli, istikrarlı. Bir sıkıntı, acaba şöyle mi olur, böyle mi olur? Öyle bir korkuları yok. Her şey böyle akıyor, gidiyor. Evet, su hiç sorun yok. Ama fekeferat o kariye. Yani kariyenin ahalisi kafir oldu. Nankörlük etti. Neye? Bi en'umillahi. Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Şimdi bizim de emniyetli olduğumuz, istikrarlı olduğumuz, rızkımızın bol bol geldiği zamanlar oluyor mu? Değil mi? Hayatımızın için öyle zamanlar oluyor mu? Hep aynı gitmiyor ki, değil mi? Bazen öyle oluyor şimdi. Öyle. İşte bak Mevla bakıyor şimdi, ne yapıyorsun sen? Bunlar ne yaptılar?
Fekeferat, burada bu ayet kerimede geçenler, Allah sonumuzu hayretsin. Fekeferat be nu'millahi, Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Öyle mi kullarım? Fe edâkallâhu, Allah onlara tattırdı. Neyi? Libâsel cu'i, açlık elbisesini. Vel havfi, korku elbisesini. Yani elbise gibi ne yaptılar? Giydiler. Sardı onlar artık. Ne sardı onları? Açlık sardı. Ne sardı onları? Korku sardı. Bak şimdi korku sardı deyince ne kadar geniş değil mi? Hastalıktan korkarsın, düşmandan korkarsın, he? Doğal afetten korkarsın. Korku sardı onları. Acaba şimdi deprem mi olur? He? Millet, değil mi? Sahilde yattık. Kaç gün sahilde yattın millet? Bak korku. Hastalık oldu, korku. Millet anasından babasından korktu, evladından korktu ya. Korku. Düşmandan korkarsın, Allah muhafaza etsin. Korkarsın. Bak. Açlık elbisesi sardı onları. Korku elbise gibi sardı onları, kuşattı onları. Allah muhafaza etsin. Sebebi neymiş? Fekeferat be'nu'millahi. Allah'ın nimetlerini ne yaptılar? Nankörlük ettiler. Öyle mi? O zaman korku sardı onları, açlık sardı onları. Bima kanu yasnahun, yaptıklarından dolayı. Hadel meselu, bu misal. Daraballahu li kuffari Mekke'te. Mevla Teala Mekke kafirlerine bu misali getirdi. Daraballahu lehum el mesele. Mevla Teala onlara şöyle bir misal verdi ki bir karyetin kânet fi emnin ve emanin, emniyette, emanda olan bir karyeyi misal verdi onlara. Ve rahatin ve tmi'nanin, bir rahat halinde, istikrarda olan bir karyeyi misal verdi. Ve fi sa'ati rizkin ve rakain, bollukta, rızık genişliğinde idiler. Lakin o karyenin ahalisi keferat bi ni'metillahi, Mevla'nın nimetlerine nankörlük ettiler. Febeddelallahu hâleha, Mevla da oranın halini değiştirdi. Allah yardımcımız olsun. Yani elimizde olan hiçbir şeyin kararı yok. Bizde sebatı yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. Sözleşmesi yok. Her an her şey değişebilir. Tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u ve tu'izu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u ve yedikil hayır. İnnek alâ kulli şeyin kadir. Zengin fakir olur, fakir zengin olur. Sağlıklı hasta olur, hasta sağlıklı olur. Değil mi? Her şey olur. Her şey olur. Anında. An bile ibare darlığı. Tık bitti. Kün ve yakın. Hepsi Mevla. Allah'ı muhafaza etsin. Allah'ı muhafaza etsin. Yani hani neden muhafaza etsin? Onu bile söylemekten aciziz arkadaşlar. Mevlamız bizi muhafaza etsin. Aklımıza gelenlerden, gelmeyenlerden, bildiklerimizden, bilmediklerimizden. Hepsi Mevla bizi muhafaza etsin. Sivrisine konmasın bizim üzerimize. Febeddelallahu hâleha, Mevla hallerini tebliğ et. Ve gayyere mesâraha, onların gidişatını değiştirdi. Feselebeha, onlardan soydu. Neyi? Ni'metel emni ve rahati, o emniyet ve rahat nimetini onlardan soydu. Ya Rabbi sana söylediniz. Ve edâkaha âlâmel ru'. Bak adamlara 3 aydır. 3 aydır. Düşünebiliyor musun? 3 aydır bombalanıyorsun. Bizim 2 gün suyumuz kesilse hayatımız kararıyor. 2 gün suyumuz kesilse hayatımız karar. Edâkaha, Mevla onlara tattırdı. Neyi? Âlâmel cû'u. Açlık elemlerini, vel havf, korku elemlerini, vel hirman, mahrumiyet elemlerini, bi sebebi kufrihim ve maasihim, küfürleri ve isyanları sebebiyle. Zalike meselü ehli Mekke'te, bu Mekke ehlinin misalidir. Onlar da böyle ettiler. Kânû fil emn ve tumanîneti vel hısbi, emniyette, istikrarda, bolluk içindeydiler. Sünne enemallâhu aleyhim bi ni'metin el-uzma. Sonra Allah Teala en büyük nimeti verdi onlara. Bi'seti Muhammedin. O nimet de nedir? Bi'seti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hatimin nebiyyin. Sonra o nimetin üzerine en büyük nimet geldi bir de. Mevla Teala peygamberimizi gönderdi işlerinde aleyhissalatu vesselam. Ama fekferu bihi, ona kafir oldular. Ve balagu fi izahi, ona eziyette mübalağa ettiler. Fe'anzebuhumullahu, Allah Teala onlara adab etti. Bil kahti, kıtlık ile. Ve cu'i, açlıkla. Seb'asinin, 7 sene. Hatta ta ki ekelû, yediler el cife, leş yiyecek hale geldiler. Vel azame, kemik yiyecek hale geldiler. Kemikleri kemiriyorlar. O hale geldi Mekke halkı.
bidua-i nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi peygamberimizin onlara bedduasıyla. Allahümme ce'alha aleyhim sinine kesinneyi Yusuf'e. Ya Rabbi onlara böyle Yusuf aleyhisselamın seneleri gibi sene ver. Peygamberimiz beddua etti. Yusuf aleyhisselamın seneleri gibi sene ver. Peygamberimiz beddua etti. 7 sene kıtlık yaşadılar. Feramahumullahu bilcu' vel kaht. Mevla kıtlık açlık verdi onlara. Ve mimma yuekkidu ennel mesele yuradu bihi ehl Mekke. Yani bu ayet-i kerimeden kasıt ehli Mekke'dir. Mekke'dir. Kariye'den kasıt Mekke'dir. Bunu teyit eden şeydendir ki ennallaha etba'aha bi kavlihi. Bu ayet-i kerime geliyor bak arkasında. Hani bu oranın Mekke olmasını daha kuvvetlendiriyor. Ve lekad ca'ahum rasulun minhum. İçlerinden bir rasul geldi. Bak. Fekezzebuhu rasulü yalanladılar. Fe'ahedehumul azab. Adab onları yakaladı. Ve hum zalimun. Halbuki onlar zalimdiler. Bu da oranın Mekke olmasını kuvvetlendiriyor. Yani وَلَكَدْ جَاءَهُمْ مُحَمَّدٌ sallallahu aleyhi ve sellem bil ayat Muhammed aleyhissalatu vesselam ayatü beyinat ile geldi el-bahirede apaçık vel mu'cizatı zahirette zahir mu'cizelerle geldi وَوَرَجُلُمْ مِنْهُمْ Halbuki Muhammed aleyhissalatu vesselam onlardan birisiydi. يَعْرِفُونَ أَصْلَهُ وَنَسَبُهُ Soyunu sopunu biliyorlar. وَسِدْقَهُ وَاَمَانَتُهُ Doğruluğunu ve emniyetini biliyorlar. Biliyor, tanıyorlar, biliyorlar, her şeyini biliyorlar. فَكَذَّبُوهُ Ama onu yalanladılar. وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِرِسَالَتِهِ Onun Resulüne iman etmediler. فَأَصَابَهُمُ الْبَلَايَا وَالنَّكَبَاتِ Başlarına belalar, musibetler geldi. وَهُمْ ظَالِمُونَ لِاَنْفُسِهِمْ بِالْاِسْتِحْسَاءِ وَالْتَكْذِيبِ Peygamberlerini yalanlamakla, alay etmekle kendilerine zalim olmuş oldular. وَلَمَّا ذَكَرَ جُحُودَ اَهْلِ مَكَّةَ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ Mevlamız Celle Celaluhu ne zamanki Mekke ehlinin Allah'ın nimetlerine inkarını zikretti. اَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِشُكْرِ نِعْمِهِ Müslümanlara, müminlere de onlar nankörlük ettiler, böyle böyle oldu. Ey Müslümanlar siz şükredin. Mevla da bizlere elhamdülillah şükretmeyi emir buyurdu. لِيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَنِعَمِهِ Fazlını onlar nankörlük ettiler, Mevla olanları çekti aldı. Siz şükredin, size olmayanları da vereyim. Ziyade edeyim, arttırayım. لِيَزِيدَهُمْ Onları arttırsın için مِنْ فَضْلِهِ وَاِنْعَامِهِ Fazlını, inamını, ikramını, nimetini arttırsın için şükür Mevla Teala emir buyurdu. فَقَالَ سُبْحَانُهُ Mevlamız buyurdu ki, Es'anillah. فَكُلُوا يِيِنْ مِمَّا O şeylerden ki, o şeylerin bazısından ki, رَزَقَكُمُ اللّٰهُ Allah sizi rızıklandırdı. Allah'ın sizi rızıklandırdıklarının bir kısmından yiyin. Helalen, helal olarak, tayyiben, tayyib, temiz, hoş, güzel olarak yiyin. وَشْكُرُوا ve şükredin. Bak yiyin. Yiyin kullarım. Benim size rızıklandırdıklarımın hepsini ne yapamazsınız? Yiyemezsiniz. Ama yiyebildiğinizi bazısından yiyin. Ama nasıl yiyin? Helal olanlarını yiyin, tayyip olanlarını, güzel, temiz, lezzetli olanlarını yiyin, yiyin. Bir sorun var mı yemekte? Yiyin, yiyin kullarım. Yiyin. Helal hoş olsun. Yiyin. Ama beşkuru nimetallahi. Allah'a şükredin. Yiyin. Ama ne yapın? Allah'a şükredin. Yiyin, 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 yiyin değil. Yiyin, şükredin. İyi. Yeme değil. Ye. Ama şükret. Yemek yasak değil. Yiyip nankörlük etmek yasak. Yiyip şükret. Ye kardeşim. Ye şükret. Ye şükret. Ye şükret. Yiyebildiğin kadar ye. Şükredebildiğin kadar şükret. Şükredebildiğin kadar ye. Sorun var mı? Yok. Ama şükretmedik, nankörlük ettikten sonra az bile yesen o ne? Kötü. Şükrettin, çok yedin. Sorun var mı? Yok. Şükretmedin, nankörlük ettin, az yedin. Sorun var mı? Var. Sorun yemek değil. Sorun yedikten sonra senin ne yaptın? Sorun söyle. Yedikten sonra senin ne yaptın? Bak Allah-u Teala onlara nimet vermişti, emniyet vermişti, bolluk vermişti değil mi? O bir şey buyuruyor mu Allah-u Teala? Ya bunlar çok boldular. Hayır. Sorun ne? Nankörlük ettiler. Bollukta oldukları için onların başına bela gelmedi. Niye başlarına bela geldi? Nankörlük ettikleri için bela geldi. Tamam mı? Burada da Mevla Teala yemeğin buyurmuyor. Ne buyuruyor? Yiyin kullarım. Kulu mimma rızıkakumullah. Allah'ın sizi rızıktan... Bak Allah'ın rızıklandırdıklarından. Unutmuyorsun. Çalıştım kazandım. Oo. İnnemâ ütihtihû alâ ilmin indî. Karun böyle dedi. Bende bir ilim var, bilgi var. Ben bu işi biliyorum. Bana kazandım. İnnemâ ancak ütihtihû. Bana bu mal verildi. Alâ ilmin indî. Bende bilgi var. Ben ticareti biliyorum kardeşim. Ben para nasıl kazanılır biliyorum. Ben bu işin kurduyum. Ben söker alırım. Dedi, söküp aldılar. Ben ne yapıyorum? Ben biliyorum bu iş. Ben bu işin kurduyum. Ben taştan söker çıkartırım. Bak ne diyor? Ben o zaman Mevla Teala ne yaptı? Aldı.
Tamam? Ama ne diyorsun? Bak mimma razakakumullah. Allah'ın sizi rızıklandırdıklarına. Ya Rabbi sen rızıklandırdın, sen verdin ya Rabbi. Ben vazifemdir çalışmak. Vazifemdir. Sen toplumda böyle bir taksim yaptın. Vazifemdir. Öyle değil mi arkadaşlar? Mevla Teala toplumda taksim yapmış. Yani acayip bir şey ya. Yani o kadar büyük, her taraf yani o kadar büyük nimet ki, her taraf o kadar büyük nimet. Bütün dünya evimiz gibi değil mi? Bütün dünya ne gibi? Evimiz gibi. Yani dünyanın her yerinde evinden daha rahat edersin yani. Öyle 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 imkanlar var. Mevla Teala topluma bir düzen koymuş. Topluma bir düzen koymuş. Sen onun işini görüyorsun. O onun işini görüyor. O onun işini görüyor. Böyle iş bölümü. Vazifedir ya Rabbi. Sen böyle bir düzen kurmuşsun. Ben vazifemi yapıyorum dersin. Ama kim veriyor? Kim veriyor? Allah veriyor. Allah veriyor. Ben becerikliyim. Ya tam becerikli ol. Ama becerikliliğinden bilme. Akıllıyım. Akıllı ol. Ama akıllılığından bilme. Ben işi biliyorum. İşi bil. Ama işi bilmenden ne yapma? Bilme. Kimden bil? Allah'tan bil. Ya Rabbi sen ya Rabbi. O becerikliliği de sen verdin. Aklı da sen verdin. Emri sen ettin. Ben vazifemi yapıyorum. Senin kulluğundur ya Rabbi. O senin bana verdiğin kabiliyeti senin istediğin şekilde kullanmaya çalışıyorum ya Rabbi. Senin bana verdiğin aklı, senin bana verdiğin beceriyi, senin bana verdiğin imkanı ben senin emir buyurduğun şekilde kullanmaya çalışıyorum ya Rabbi. Tamam bitti, o kadar bir şey. O kadar bitti. Ama dediğin zaman Allah muhafaza etsin ben biliyorum bu iş ondan böyle oluyor dediğin zaman o zaman iş değişiyor. O zaman kurt tilki oluyor. O zaman kurt tilki aslan biliyorsunuz değil mi? O zaman ne oluyor? Kurt tilki aslan oluyor bak. İnma utituhu ala ilmin. Mevla bunları bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye haber veriyor Mevla bunları bize? Karun böyle dedi. İnma ancak utitu ben verildim hu bu mala. Bu mal bana verildi. Ala ilmin indi. Bende bir ilim var. Bende ne var? Bilgi var abi ben para kazanmayı biliyorum. Ben ticaret yapmayı biliyorum. Ya yani biliyorum bu iş. Onun için kazandım ben. Hop. Mevla kırdı geçirdi. Yiyin kullarım. Helalinden yiyin. Nasıl yiyin? Bak tayyibinden yiyin. Yakışıklı, güzel ya, kaliteli ya, düzgün ya. Öyle paspal yeme. Düzgün ye. Ye. Ama veşkuru nimetallahi. Allah'ın nimetlerini ne yapın? O nimetlerin Allah'tan geldiğini bilin. Yerken Allah'tan geldi. Ben çalıştım kazandım. Öyle değil. Ya Rabbi sen verdin. Ben iş beceririm de ondan değil. Ya Rabbi sen verdin. Sonra da ne yapın? Şükredin. Allah'a ne yapın? Şükredin. Yani muktezasıyla hareket edin. Bu nimetin Allah'tan geldiğini bilin. Allah'ın dini için çalışın. Vazifelerinize, Allah'ın emirlerini, vazifelerinizi yerine getirin. Allah'ın emirlerini tutun. Veşkuru nimetallahi. Allah'ın nimetlerine. Bu kadar basit değil mi arkadaşlar? Ha? Aslında anlaşılması ne kadar kolay değil mi? Bak yeme demiyor. Ye kardeşim ye. Ye kardeşim yap. Bir şey denmiyor yani. Tamam bir şey ne yapmıyor? Denmiyor. Ama senin kafa yapın. Senin kafa yapın. Ya Rabbi sen ya Rabbi dediğin sorun yok. Ya Rabbi sen de sorun var mı? Yok. Ama ben dediğin zaman az da bile ne var? Az da bile sorun var. Böyle bir lokma ekmeği burnundan getirirler adamın ben dediğin zaman. Bir lokma ekmeği burnundan ne yaparlar adamın? Getirirler. Ama ya Rabbi sen ya Rabbi. Veşkuru ve şükredin. Neye? Nimetallahi. Allah'ın nimetlerine şükredin. İnşaat küntüm iseniz iyyahu ancak Allah'a ta'budun kulluk ediyorsunuz. Siz ancak Allah'a kulluk ediyorsunuz. Böyle yapın. Ey yani fekulû yiyin. Ya ma'şerel müminine ey müminler topluluğu. Min ni'millâhi illeti ebâhâhallâhu lekum. Allah'ın size mübah kıldığı nimetlerden yiyin. Hâle kevnihi halâlen tayyibe. Halâl ve tayyif olma halinde yiyin. Halâlinden, tayyibinden yiyin. وَلَذ۪يذًا تُحِبُّهُ النُّفُوسِ Nefsinizin sevdiği, canınızın çektiği, hoşunuza giden lezzetli şeylerden yiyin. وَشْكُرُوا ve şükredin رَبَّكُمْ رَبِّنِزَ عَلَى نِعْمِهِ الْجَلِيلِةِ Allah'ın celil nimetlerine karşı Rabbinize şükredin. اِنْ كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ رَبَّكُمْ Eğer Rabbinize ibadet ediyorsanız, Rabbinize kulluk ediyorsunuz, bu böyledir. لَا تَعَبُدُونَ اَحَدًا سِوَاهُ Allah'tan başka kimseye tapmıyorsanız, bu böyledir. Sümme sonra zekkere ta'ala lehum ma harrama aleyhim minel meakili. Mevla Teala yiyin buyurduktan sonra şimdi böyle yasak olan şeylerden birkaç tane zikrediyor Mevlamız. Rahmeten bihim kullarına merhamet olarak. Fekale subhanu bak yasaklaması da bize nedir? Rahmettir. Yasaklaması da bize nedir? Rahmettir. Efendim bunlar niye yasak? Mantığı nedir? Bunların hepsinin bir mantığı vardır, hikmeti vardır, maslahatı vardır. Ama bizim için birincil olan bunların Allah'ın Mevlamız tarafından yasak olmasıdır. Mantık, düşünmek, anlamak bunlar sonra gelir. Bunlar, dur ben bir tartayım da ondan sonra karar, hayır. Kabul edersin, boyun eğersin, itaat edersin, sonra düşünürsün, olur ve güzeldir.
Kabul edersin, boyun eğersin, itaat edersin, amel edersin. Ne yaparsın bu arada? Düşünürsün, anlamaya çalışırsın, bu güzeldir. Ama dur bakayım, ben düşüneyim, aklıma yatarsa dersen bu kötüdür. Bu yani kötü çok az bir laf. Fekale Subhanahu Mevlamız buyurdu. Eşhamillah. İnnemâ ancak harrama haram etti Allah aleykum size. Neyi? El meytete meyteyi. Meyte leş, murdar dediğimiz şey. Meyte yani murdar dediğimiz şey. Hani besmele ile kesilmeyen, kaidesine göre kesilmemiş olan hayvan demek. Kaidesine göre kesilmemiş olan hayvan demek. Ve deme ve kanı Allah-u Teala haram etti. Kan yani hayvanı kestiğin zaman o fışkıran akan kan var ya, o etin içinde kalan kan değil. Etin içinde kalan kan değil, fışkıran akan kan. O haram. Ve lehmel hınzir, affedersiniz domuz eti haram. Ve ma ve o şey ki, ühille ses yükseltildi. Bihi li gayrillahi, Allah'tan gayrisi için, bihi onunla. Kendisi için, kendisinde Allah'tan gayrısı için ses yükseltilen, yani Allah için değil başka bir şey için kesildi. Vali geldi, valimizin şerefine. Aa. Valimizin köyümüzü teşrifinin şerefine. Hoş geldiniz valim. Anladınız? Allah'tan başkası için ne oldu? Ses yükseltildi. Sadece Allah için olur. Sadece Allah için olur, ikram edersin insanlara. Valiye de ikram et, muhtara da ikram et, dilenciye de ikram et, çöpçüye de ikram et. Ya kimi ikram ediyorsan et. Ama ne için, neyle ses yükseltilir? Ya Rabbi senin için. Bak bu arkadaşlar işin özü. Ya Rabbi sen. Ya Rabbi sen diyorsun, sen baştan aşağı ne yapabilirsin ki yani? Bak 70 peygamberin amelin olsa ne oluyorsun sen? Zangır zangır titriyeceksin. 70 peygamber amelin olsa ne yapacaksın? Zangır zangır titriyeceksin. Ne yapabilirsin ki? Yani sümüklü bir adamsın sen, ne yapabilirsin ki yani? Ama Ya Rabbi sen dedin mi tamam kulum. Ya Rabbi sen. Bak bütün püf nokta burası, tamam. Ya Rabbi sen. Sen dedin mi? Boynunu büküyorsun, teslim oluyorsun. Ya Rabbi sen, Ya Rabbi. Çok bir şey yok. Emir ferman senin. Tamam. Ama sen demedin mi? O zaman 70 peygamberin ameli olsa, yok arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Ve ma uhille li gayrillahi bih. Femen kim uzdurra, mecbur kalırsa, gayre bağin, azgınlık etmeden. Ve la adin, haddi aşmadan. Azgınlık etmeden ne demek? Diyelim ki ortada bir tane leş hayvan var. Leşten bir parça var ortada. Ne var? Leşten bir parça var. Seninle ben ikimiz aynı durumdayız. Seninle ben ikimiz aynı durumdayız. Hayvan da senin önünde senin. Ama leş murdar. Ve sadece bir kişiye yeter. Benim onu senden almam azgınlık olur. Anladınız mı? Çünkü benim gibi muzdar olan birinin hakkını tecavüz etmek olur. Azgınlık etmeden. Ve la adin, haddi aşmadan. Sana 100 gram yemek yetiyordu. 200 gram niye yiyorsun ki yani? Bu şey haram bir şey. Allah Teala sana ruhsat müsaade etti zorluğundan dolayı. Ne kadar, neye müsaade etti? Senin zaruretine müsaade etti. Zaruretinin dışına geçmekte ne olur? O da aad olur. O da haddi aşmak olur. Tamam? Gayre bağin, azgınlık etmeden, yani ne demek? Muhtaç olan başkasının hakkına tecavüz etmeden ve la aadin, haddi aşmadan. Bak yani ölüm tehlikesi var. Öyle bir durumdasın. Gene hakka tecavüz ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Öyle yok. Mesela diyelim ki, bak demin anlattığım misalde karşıdaki vatandaş da seninle aynı durumdaydı. Tamam mıyız? Ortada da bir parça vardı ve o parça onun hakkıydı. Adamın elinde, eline aldı mı kimindir? Onundur artık. Bitti, adamın elinde, onu ondan alamaz. Onun da ihtiyacı var. Diyelim ki onun ihtiyacı yok. O seninle aynı durumda değil. Sen yemezsen ölürsün. O öyle değil. Ama kimin? Onun. Onu ondan alman caiz olur. Tamam mıyız? Niçin? Çünkü senin için zaruret var şu durumda. Onu ondan alman ne olur? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Canlı? Ama parasını vereceksin. Alman caiz olur demek kafana göre takılabilirsin demek değildir. Parasını ne yapacaksın? Vereceksin ona parasını. Dur. Yani onu alman caizdir. Çünkü öleceksin sen. Onu alman caiz olur. Tamam ama onun malı sana helal olmaz öyle. Onun parasını ne yapacaksın?
vereceksin. Şimdi mesela depremde oldu ya, marketlere falan yağmaladılar. Ulan televizyonu niye götürüyorsun yani? He? Değil mi? Mesela adam deprem olmuştur. Yani çoluk çocuk açtır, perişandır. Orada da ekmek vardır. Alabilir mi? Söyle. Mecburiyet varsa alabilir mi ekmeği? Alır. Ama söyle. Parasını verecek onlara. Verecek. Mecburiyet var. Çoluğun çocuğun aç, öleceksiniz. Alabilir misin? Alırsın. Ama sen ne varsa almışsın, götürürsün. İğne ipliği götürmüşsün. İğne iplik de, yani iğne iplik kurtarıyor seni ölümden yani. Tamam mı? O eşkıyalık o. Ama o durumda ekmeği alabilir mi insan? Söyle. Alabilir. Ama ekmeği, yani dinin sana sen oradan ekmeği alabilirsin demek, al git kafana göre takıl demek değildir. Alabilirsin. Çünkü ölmemek lazım. Tamam. Asıl olan odur. Asıl olan nedir? Ölmemektir şimdi. O birinci şimdi. Orada birinci sıraya o çıktı şimdi. Ölmemektir. Ama ve lakin bu o adamın, o vatandaşın, mal sahibinin, hakiki mal sahibinin hakkını zayi ne yapmaz? Etmez. Onun parasını ne yapacaksın? Vereceksin. Fark anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani hoca demek ki alabilirmiş. Nasıl alabilir? Ama alacaksın demek, parasını vermeyeceksin. Al kafana göre takıl demek değildir. Alacaksın ki ölmeyesin. Tamam, aldın ölmedin. O ölümden kendini kurtardın. Tamam, orası madde bir. Ama şimdi vatandaşın nesi var? Hakkı var. O hak ona ne olacak? İade edilecek. Abicim ölüm döşeğinde bile olsan sen vatandaşın hakkını iade etmek zorundasın. Yani kafana göre nasıl takılırsın hayatta ya? Çaktırmadan ne yapıyorsan yap. Orada çok konuşan olur ama dinleyen ne yapmaz? Olmaz. Vıdı 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 konuşursun sen böyle. Kimse nutuklara ne yapmaz? Bakmaz. Kaide belli, kural belli. Bitti bu kadar. Kaide belli, kural belli. Bu kadar. Mültekada ne yazıyor? O bitti. Mültekada ne yazıyor? Osmanlı için şey derlermiş. Sultan devleti idare eder. Sultan devleti hükmeder. Mültekada sultana hükmeder. Sultan, padişah neye hükmeder? Devlete, mevlete hükmeder. Evet, mültekada sultana hükmeder. De, fıkıh ne diyorsa o. Fıkıh ne diyorsa, yok benim aklım da mantığım da şuydu, buydu falan. Fıkıh ne diyorsa o, bitti. Fıkıh ne diyorsa o. Söyle delikanlı. Şimdi, güzel. Sadece oraya mahsus konuşmuyorum. Genel konuşuyorum, tamam mı? Genel konuşuyorum. Bu meşru bir yol olur, gayrimeşru bir yol olur. Mesela diyelim ki bu benimdi, sen bunu benden çaktırmadan aldın. Sonra pişman oldun. Tüh. Anladınız mı? Ne yapacaksın? Bunu bana getireceksin. Hocam ben onu çok sevdim, parasını versem olur mu? Ne demek parasını versin? Satmıyorum ki ben bunu sana. Nereden çıkarttın? Bunu bana getireceksin. Bu arada tabii değerinden bir ziyan olduysa onu da tazmin edersin. Sana aldığın sırada 10 liraydı. Sonra sen bir şeyler yaptın. Bunun fiyatı 9'a düştü. Değeri 9'a düştü. Bana tazmin edeceksin bunu. Neyi getireceksin bana? Bil fiil aynısını getireceksin. Kendisini, nefsini. Adem. Neyi getireceksin? Söyle. Kendi nefsini. Hocam ben beğendim onu alayım. Şeymiş, adam camide tesbih görüyor. Ben bunu aldım, parasını koysam olur mu? Sen hırsız mısın oğlum sen? Yani parasını koyunca ne oluyor yani? Sen benim malımı benden izinsiz alacaksın. Ne o yani? Tesbih gördüm camide, çok sevdim diyor. Hocam camide kitap gördüm, hoşuma gidiyor. Onu alayım diyor, parasını bıraksam olur mu diyor. Unutma. Anladınız mı? Aynını iade edeceksiniz. Aynı yoksa, aynından kastanlıyorsunuz değil mi? Kendisi yani, bil fiil kendisi. Bil fiil kendisi. Kendisi yok. Mesela deminki misalde ekmekte ekmeği aldın, yemen lazım, ekmeği yedin, ekmeğin kendisi yok. Bu durumda misli olan bir şeyse mislini iade edeceksiniz. Bunun aynısından piyasada bulunuyorsa aynısından alıp götüreceksiniz. Birinci, bil fiil kendisi. Kendisi yoksa, mümkün değilse o zaman misli. Misli de yoksa o zaman bedeli. Tamam mı delikanlı? Birinci, aynısı. Aynısı varken bu benimki. Abiciğim bu sen gittin aynısından aldın getirdin bana. Benim malımı getir. Niye başka mal alıp getiriyorsun ki bana yani? Benim malımı getireceksin bana. Benim olan şeyi getireceksin. Yok. Misli varsa, benzeri varsa neyi vereceksin? Benzerini getireceksin. Benzeri de yok. Misli de yoksa o zaman bedelini getireceksin. Buyur. Şimdi
burada asıl olan müşahede mevzusu. Yani hani ben Diyanet'in buradaki uygulamasını bilmiyorum. Diyanet buradaki camilerden hani kullanılmasına, halkın kullanmasına müsaade ediyor mu bilmiyorum. Müsaade etmiyorsa olmaz. Değil, 50 liralık kullandın, 5000 lira koysan ne yapmaz? Olmaz, sen benim malımı alacaksın, kalemi alacaksın benim cebimden bana sormadan. Kalem 100 lira der, ben 500 lira vereyim. Sen ne dünyayı versen olmaz yani. Benim olan bir şey sen alamazsın. Eğer Diyanet buna müsaade etmiyorsa böyle bir şey ne yapmaz? Unutmayın sözünüzü. Unutma dur. Müsaade ediyorsa o zaman bedelli mi müsaade ediyor, bedelsiz mi müsaade ediyor? Yani parasını versin kullansın demek başka, kullansın bir şey olmaz demek başka. Parasını versin kullansın diyorsa böyle olması lazım. Kullansın diyorsa para vermeye mecbur değil, böyle yapması güzel olur. Tamam mı? Ama müsaade ediyor mu etmiyor mu ben bilmiyorum. Buyur. Yani içerideki doğru, içerideki elektriği cemaat ödüyor. Yani caminin idaresi karşılıyor. Hani müsaade ediliyor mu bilmiyorum. Ben sakınırım böyle şeylerden. Gücüm yettiği kadar, takatım yettiği kadar sakınırım. Bir kere hocamdan müsaade istedim. Eski zaman, çok eski zaman. Gittim Bursa'da kaldım işte. Daha hocam Bursa dediğine göre gitmemişti o zaman. Bursa'da kaldım. Böyle bir hafta 10 gün kaldım Bursa'da. Belki biraz daha fazladır. Biraz öyle kafamı toparlamaya ihtiyacım vardı. Neyse ondan sonra ben çıkarken adet verdim, tamam mı? Oradaki hoca efendiler, arkadaşlara çıkarttım. Yani talebe adeti ne veriyorsa ben çıkarttım, verdim. Bunu hocama söylemişler. Hocam sonra laf arasında bana söyledi. Ahmet dedi sen böyle yapmasın dedi. Şimdi ben de adet veriyorum buyurdu hocam. Hani öyle yapmak şarttır demiyorum, tamam mı? Efendi Hazretlerimiz Kadir sallallahu aleyhi ve sellem bir medresede yemek yediği zaman çıkartır parasını verirdi. Abicim Efendi Hazretlerimizin Kadir sallallahu aleyhi ve sellem camideki yani hizmetteki odasının elektriği evinden geliyor. Ayrı saati vardı. Efendi Hazretlerimizin İsmail adı camideki, söyleyin, odasının ayrı elektrik saati vardı. İtikafta kaldığı yere evin çekilen elektrik hattı evinden geliyordu Efendi Hazretlerimizin. Efendi Hazretlerimizden bahsediyoruz arkadaşlar. Siz öyle yani zannediyor musunuz kolay oluyor bu işler? Hani kendi kendine, hoca ne kadar kolay falan, ne yapıyor ki yani? Ne ki yani? Ne var ki? Geliyor oraya, lay lay lom. Öyle mi zannediyorsunuz siz? Bunu Hızır hocama sormuştum rahmetli. Bu yemek hani işte aidat veril mesela yemek yedin para verilme meselesini. Hani Hızır hocam bir şey olmaz manası teferruat yapmıyorum. Hani bir şey olmaz manası. Fenazemizinki teferruudur ayrı mevzu. Bir şey olmaz manasında söylemişti. Mesela ben şimdi kalksam bir medreseye gitsem çıkartıp para vermem yani. Çok müstesna bir şey olmadıktan sonra. Müstesna bir şey olmadıktan sonra çıkartıp para vermem. Ama bu teferruudur. Ama nedir? Teverrudur. Ne dedik? Şimdi diyelim ki müsaade ediliyor elektrik tak ama sen gene taktın çıkarttın parasını verdin. Çok güzel olur yani. O ayrı mevzu. Tamam mı? Ama mecburiyet var mıdır? O müsaadeyle alakalı. Şimdi sen benim evime geldin. Telefonu da çıkartıp prize takabilir misin? Ben izin veriyorsam yapabilirsin. İzin vermiyorsam orada patron, oranın kralı benim. Oranın padişahı benim. Doğru mu? Oranın padişahı benim. Ben izin veriyorsam yaparsın. İzin vermiyorsam ne yapamazsın? Yapamazsın. Mesela ben çok gıcık olurum. Yani mesela bir adam böyle davransın, ben de o adamın puanı sıfıra düşüyor yani. Bazılarının ahlakında var böyle. Sıfıra düşüyor yani. Sıfıra düşüyor. Ben de o adamın puanı, direkt ben notunu veriyorum onun yani. Hiç benim için sıfır bitti. Bu adam böyle bir adam. Bu çok ciddi bir mevzudur arkadaşlar. Titiz davranın. Ne diyecektim ben? İşte yani. Ne kadar titiz o kadar iyi. Ama burada asıl olan nedir? Sahibinin veya idarecinin müsaadesidir. Mesela diyelim ki ben burada birini telefonu şarja takmış, işte şarj ediyor görsem, niye bu adam böyle yapıyor demem. Hiç aklımın ucundan benim ne yapmaz? Geçmez.
Bu adam nasıl burada şarj eder? Ama evimde olsa ben de, al benim evimde bunu nasıl yapıyor derim. Hemen al benim evimde bana sormadan nasıl bu adam bunu şarja takmış derim ben. Ama burada ne yapmaz? Aklıma ne yapmaz? Gelmez. Yani benim evimde bunu şarja takmış. Niye? Çünkü abi oranın padişahı benim ya. Orası bana ait. Hususi değil mi? Söyleyin. Burası hususi mi? Canlı. Değil. Burası hususi değil. Burası hususi değil. Burada böyle şeyler kullanabilir misiniz? Kullanırsınız kardeşim. Kullanabilir misiniz? Söyleyin. Kullanırsınız kardeşim. Tamam mı? Ama kalkıp da elektrikli araba almışsın da getirip onu da buraya şarj etme ya. Onu demiyoruz. Tamam mı? Onu demiyoruz. Ama insani olan şeyleri kullanır mısın? Kullanırsın kardeşim. Ama benim evimde bu olacaksa bu, bak işte anlayın, kestireceksiniz. Yerine göre, zamana göre, duruma göre ne yapar? Değişir bu, değişir. Ama her halükarda titizlik iyidir. Her halükarda söyleyin, titizlik iyidir. Femen kim uzdurra, mecbur kalırsa, gayre bağın, azgınlık etmeden, ve la adin, haddi aşmadan, azgınlıkla haddi aşmayı anladınız inşallah. Fe innallaha, muhakkak Allah-u Teala Hazretleri, acayip bak. Kim haddi aşmadan, mecbur kalırsa, haddi aşmadan ve azgınlık etmeden bunlardan yerse, fe innallaha gafurun rahimun. Evet söyleyin. Hadi hala eder. Sıkıntı demeyelim de gene bak, gene Allah affedicidir. Ben affediyorum da oluyor ha, affetmesem yine olmaz ha. Ben size merhamet ediyorum da müsaade ediyorum. Ben müsaade etmesem olmaz. Gene benim merhametimle oluyor iş. Gene benim affımla oluyor iş. Ben tamam affettim sizi tam. Ne yaptım? Ben affettim sizi. Ben merhamet ettim size. Ya olur mu ya, mecbur kaldık. Estağfurullah, hayır. Tamam affediyorum, yiyebilirsiniz. Tamam, ölmeyin tamam. Tamam merhamet ettim sana, tamam ölmeyecek kadar ye hadi. Hadi hadi ye, ölmeyecek kadar ye. Öyle değil mi arkadaşlar? Kim böyle böyle olursa yiyebilir. Ben affedeceğim, merhametliyim ben, tamam. Bu değil mi? Ya Allah, Ya Rabbi sen. Var sen, yok sen, her şey sen Ya Rabbi. O zaman tamam. Ama öbür türlü, 70 peygamber ameli olsa, yok kardeşim. Ubeydullah Hocam rahmetli anlatırdı. Hani nasıldır bilmem. Yani anlayın, sadece siz oradaki püf noktayı anlayın. Bir adada birisi varmış, artık orada doğmuş, nasılsa hiç kimseyle bir şey yok. Bir insanla bir irtibatı ne? Yok. 500 sene ömrü varmış bu vatandaşın. Bir dere varmış, oradan içiyormuş. Bir de bir ağaç varmış, sabah akşam meyve çıkıyormuş, oradan yiyormuş. 500 sene ibadet etmiş bu vatandaş. Sonra ölmüş. Buna demişler ki, sana amelinle mi mukabele edelim, yoksa rahmetimle mi, rahmetimizle mi mukabele edelim? Bakmış 500 sene pürüzsüz amelde, Allah Allah yani. He? Haram yemek diye bir şey söz konusu değil. Haram konuşmak diye bir şey söz konusu değil. Yani haramlık bir şey yok, orada da yok. Yok yani, yok. Yok. Tamam. 500 senede amel. Harika bir şey. Demiş amelimle muamele edin bana. Ölçmüşler, bitmişler, tatmışlar. Bir gözünün karşılığı gelmemiş. Ölçmüşler, biçmişler, tatmışlar. Söyleyin. Bir gözünün karşılığı gelmemiş. Anladınız? Ya Rabbi sen. Bak. Şunlar, 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 şunlar size yasak. Ha, zorda kalırsanız haddi aşmadan, azgınlık etmeden olabilir. Ben affedeceğim, çok merhametliyim ben. Merhametimle, affediciliğimle size müsaade ediyorum. Yoksa ben merhametli olmasam, ben affediciliğimle, merhametimle tamam yiyebilirsiniz. Ya Rabbi sen. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve enne Muhammeden abdüke ve resulüke. Ey yani, لَمْ يُحَرِّمْ حَرَامَ اَتْمِدِ رَبُّكُمْ رَبِّنِزْ عَلَيْكُمْ سِزَا اِلَّا حَرَامَ اَتْتِي كُلَّ مَا ف۪يهِ اَذَلَّكُمْ Size eziyet olan şeyleri haram etti. Kelmeyt eti, meyte gibi, leş, veddemi kan gibi, ve lehmil hınziri, hınzır eti yemek gibi. وَمَا اَذُبِحَا عَلَى اسْمِ غَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan başkasının ismine kesilenler gibi, sanem vel veten putlar için mesela. فَف۪يهِ اَذَا Bunda da eziyet vardır. اَذَنْ رُوحِيٌ Ruhani bir eziyet vardır bunda. Haysi şöyle ki, tenencese necis olduğu ellehmu et bi zebhihi littavagit tağutlara Allah'tan başka tapılanlar için Allah'tan başka tapılanlar için kesilmekle et necis oldu. Allah Azze ve Celle
Allah Teala Celle Celaluhu Allah Azze ve Celle huvellezî halakal hayvan. Hayvanatı yaratan odur. Sümme zebahuhu li gayrihi. Allah yaratıyor, başkası için kesiyorlar. Lakin men uzdurra ey elcaethul hacetu ve zaruretu. Men kim uzdurra mecbur olursa yani elcaet muzdar bırakır, mecbur bırakırsa hu onu el hacetu ihtiyaç ve zaruretu zaruret ila ekli şeyin min hazihil muharramat. Bu haram şeylerden bir miktar yemeye mecburiyeti olursa fela isme ve la zembe aleyhi, günah yoktur. Kaide-i külliye لَأَنَّ الظَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْتُورَاتُ لَأَنَّ الظَّرُورَاتُ çünkü zaruri durumlar tübihu mubah kılar, neyi el mubah hale getirir, neyi el mahzurat mahzurlu durumları mubah hale getirir. Bir şey mahzurludur, yasaktır ama velakin müstesna zaruri bir durum oluşur. A zaruret miktarınca o mahzur mubah hale gelir. Zaruret miktarınca. Bir şey mahzurludur, yasaktır. Ancak bir zaruri durum oluşur hayatın içerisinde. O oluşan zaruri durum miktarınca, o miktarda o mahzurat mübah hale gelir. لَاَنَّ الظَّرُورَاتِ الظَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتِ الظَّرُورَاتِ zaruri durumlar, zaruri şeyler tübihun mübah eder. Ney el mahzurat? Mahzurlu şeyleri ne yapar? Mübah hale getirir. Zaruri durumlar mahzurlu şeyleri mübah hale getirir. Bir şartı اَلَّا يَكُونَ قَاسِدًا لِلْبَغْيَ ama inşallah yani haddi aşmayı kastetmeyecek. Vel fesadi, fesadi kastetmeyecek. Vela mütecavizen kadda zarureti ve zaruret miktarını geçmeyecek. Buraya kadar dedim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet olundu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular. İnnel imane le ye'rizu ilel medineti kema te'rizul hayyetu ila cuhriha. İnnel imane, muhakkak iman, le ye'rizu elbette toplanır, ilel medineti Medine'ye toplanır. Ne gibi? Kema te'rizu toplandığı gibi, el hayyetu yılan ila cuhriha. Yılan nasıl kendi yuvasına, çukuruna, deliğine toplanır? Deliğinden çıkar, bitti mi işi nereye, ne yapar? Deliğine gider, böyle çöreklenir. Değil mi? Çöreklenir. Aynı öyle iman da nereden çıkar? Medine'den çıktı iman. İman nereden çıktı? Medine'den çıktı, yayıldı. Aynı öyle ne yapar? Tekrar nereye gider? Medine'ye gider. Ama burada işte şarihler şey diyorlar yani bu işte sahabe, peygamberimiz, sahabe-i kiram, tabi'in, tabi'in, tabi'in zamanındaydı. Mesela kavluhu innel iman yani imandan kasıt ehlül iman. Kavluhu innel iman ey ehlel iman allamu fi le'rizu li te'kidi kalel mühellep fihi innel medinete la ye'tiha illa mü'min. وإنما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم فكان الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولا ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها ثم إذا راعها شيء رجعت إلى جحرها قال الداودي كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم خاصة لأنه كان الأمر مستقيما وقال الكرتبي وفيه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدعة. Tamam. Demek ki Medine halkı neydi? Medineliler düzgündüler. Medinelilerin Müslümanlığı Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlıktı. Medinelilerin Müslümanlığı neydi? Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlıktı. Onların yaşadığı Müslümanlık tam Allah'ın istediği Müslümanlık. Buna delil vardır burada. اَنَّ عَمَلَهُمْ حُجَّتُنْ Medinelilerin ameli delildir. Onlar öyle yapıyorsa öyledir, bitti. Biz bir şey bilmiyoruz, bir mevzuyu bilmiyoruz. Baktık ki sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in bir şey yapıyorlar. O nedir? Din öyledir. Medineliler bir şey yapıyorlar. O zamanın Medine, şimdikiler değil. O zamanın Medinelileri ne yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Biz de dinden başka bir kaynağımız yok. Sadece onların yaptığını biliyoruz. Öyledir, tamam. Onlar öyle yapıyorsa nedir? Öyledir, bitti o kadar. Başka bir şeye gerek yok. Onlardan gördük mü nedir o iş? Öyledir, bitti. Kemâ ravâhu Mâlik, rahimullah. Kultu, yani Berrüddin Ayni, hâdâ innemâ kâne fî zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vel hulefâ-i râşidîn ilen kıdâ-il kurûn-i selâseh. Tamam. Yani sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Ve hiye 90 sene. Bu zaman içindeydi. Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. 90 sene yani. Bu o zaman içindeydi. Ve ama ba'de zalik, bundan sonra fakat tegayyaretel ahval, haller değişti. Ve kesuret el bid'a, hususan fi zamanina hada ala ma la yakhfa. Özellikle bizim zamanımızda, kendi zaman için buyuruyor. Şimdi o aldı başını gitti. Tamam mı? Şimdi işler ne yaptı? Değişti. Bu o zamandı. Yani sahabe-i kiram, peygamberimizin zamanı asr-ı saadet. Sonra tabi'in, tabi'in zamanındaydı. İlk 90 sene böyleydi. Ama ondan sonra işler ne yaptı?
değişti. O zaman iman oradan çıkmıştı, oraya dönerdi. Bitti o kadar. Tamam. Oradaki insanların ameli neydi? Hüccetti denildi. Onların Müslümanlığı düzgün Müslümanlıktı. Onlar bir şey, Medine halkının genelini yaptığı şey neydi? Dindi. Neydi o? Dindi o. Onlar yapıyorsa demek ki bu nedir? Bu dindir bu. Bitti o kadar. Ama işler ne yaptı arkadaşlar? Değişti. Mektubu Şerif 1. cilt sahife 280-279. Şimdi yukarıda arkadaşlar, işte uzun mektup geldik. En son bu tarikat-ı aliyenin büyükleri, tasavvuftan bahsedildi. Sonra tasavvufa intisap etmek isteyen kişi için Nakşibendi yolunu seçmek lazımdır buyurdu. Nakşibendi yolu bütün yolların üzerindedir. Nakşibendi yolu bütün yollardan daha layıktır. Niye? Çünkü Nakşibendi yolunda tarikat-ı aliye-i Nakşibendiye'de sünnet-i seniyeye tam bir yapışmak vardır. Bid'atlerden tam bir sakınmak vardır. Bu büyükler, bu yolun büyükleri sünnet-i seniyeye ittibayı çok teşvik ettiler. Çok üzerinde durdular, çok titizlendiler. Yanlışlardan çok sakındırdılar. Ve min hahuna, mesela bundan dolayı. Lem yücevvizu, caiz görmediler, cevaz vermediler. Er-raksa ve sema'a. Raksa, sema'ya cevaz vermediler. Efendim ilahi söyleyelim, tef çalalım, dönelim, hoplayalım, zıplayalım. Bunlara ne yapmadılar? Cevaz vermediler. Ama bak şimdi bak bak. Böyle yanık sesli bir ilahi dinledin. İçin acayip oluyor değil mi? Canlı! Gözlerin yaşarıyor değil mi? İçinde bir Allah aşkı hissediyorsun değil mi? Doğru mu? Tamam. Cevaz vermediler. وَلَمْ يَقْبَلُوا ve kabul etmediler. Neyi? El ahvale, halleri, el müterattebete aleyhi, bunlardan doğan halleri kabul etmediler. Bittifakı minhum, hepsinin ittifakıyla. Bizim büyüklerimiz bunlara cevaz vermediler. Niye? Çünkü sünnette yoktur. Bunlardan dolayı olan halleri de ne yapmadılar? Ya çok böyle bir acayip bir hale giriyorum, böyle bir manevi bir hal. Hayır, kabul etmediler. Hayır. Ve min hahuna, bundan dolayı sünnet-i seniyeye ittibaan kemalinden dolayı lem yücevvizu, cevaz vermediler. Raksa ve sema'a, raksa sema'ya cevaz vermediler. Ve lem yakbalu ve kabul etmediler. El ahvale, halleri, öyle haller ki el müteraddebete aleyhi, bu raksın sema'nın üzerine terettüp eden halleri kabul etmediler. Bittifakı minhum, hepsinin ittifakıyla ve icma'in icmalarıyla. Bel bilekis i'tekadu, hatta daha geç ileriye, yani raks-ı semayı şunu bunu geç, itikad ettiler zikral cehri, cehri zikri, aşikare zikri itikad ettiler, bid'aten bid'at itikad ettiler. Ve mena'u ashabuhum anhu, ve kendi arkadaşlarını bundan men ettiler, cehri zikir yapılmayacak. Ve lem yeltifitu ila semeratin teterettebu aleyhi, bunların meyvelerine iltifat etmediler, cehri zikirden doğan meyvelere, yani faydalarına iltifat etmediler. Küntü, ben idim, yevmen bir gün, fi meclisi taami, İmam Rabbani Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi anlatıyor şimdi. Ben bir gün bir yemek meclisindeydim, Hazreti Şeyhimizle beraber, yani Muhammed Baki Hazretleri ile beraber bir yemekteydik biz. Fakale Şeyh Kemal, Şeyh Kemal diye birisi var, ellezi öyle bir zat ki, huve min muhlisi Hazreti Şeyhina, Şeyhimizin yani böyle hususi, böyle önde gelen ihvanlarındandır, böyle çok kıymetli birisidir, önde gelenlerden. Yani ileri gelenlerden. O zat dedi, Şeyh Kemal dedi, Bismillahirrahmanirrahim cehran hine şara fil ekl. Yemeye başlarken sesli şekilde böyle Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hani cehri zikirden men ettiler ya, şimdi Muhammed Baki Hazretleri'nin mübalağasını gösteriyor bize. Bismillahirrahmanirrahim dedi böyle açıktan. Aslında bu hani öyle büyük bir yanlış bir şey değildir bu, tamam mı? Ama hani şimdi mübalağa ediyor ya, bir de hani kıymetli bir insan, nazı geçen bir insan, toplumda bir de önde olan bir insan. Şimdi orada bak, bayağı bir. Felem yunasip zalike minhu. Felem yunasip zalike minhu li hadreti şeyhına. O zatın, bu Şeyh Kemal'in bu açıktan böyle sesli şekilde besmele çekmesi, besmele-i şerife çekmesi, bizim şeyhimiz tarafından münasip ne yapılmadı? Görülmedi. Hatta kâle fî zevcil belîg. Hatta ta ki münasip görmedi derken, yani hoşlanmadı değil. Hatta ta ki sakındırmak için böyle açıktan böyle çok sert şekilde buyurdu. İmna'uhu la yahtur meclise ta'amina. Bunu yasaklayın, bu bizim yemeğimize gelmesin bir daha dedi. Bu bir daha bizim soframıza oturmasın.
Ye, gel. Yani böyle bir şey yapmayın, hani cehri zikir ne yapmayın? Yapmayın manasında. Yoksa kalkıp adam besmele çekti diye sofraya gelme denir mi adam ya? Değil mi? Ya manası ne bunun? Hani sakındırma, işin önünü kesiyor, tamam mı? İşin önünü kesiyor. Şimdi otursak böyle mesela öyle öyle öyle. Keyif alabiliyor olabilirsin. Böyle değişik değişik hisler sende oluşuyor olabilir, olabilir. Ama iltifat ne yapmadılar buna? Etmediler. Çünkü biz yaptığımız şeyi keyif almak için yapmıyoruz. Hal için ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Şöyle hissettim, böyle hissettiğim için ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yaptığını yapmaya çalışıyor, yapmadığını yapmamaya çalışıyoruz. Maksadımız peygamberimizin yaptığı bir şeyler elde etmek değil. Maksadımız ne? Peygamberimizin yaptığını yapmak, yapmadığını yapmamak. Şöyle olur, böyle olur, şöyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olmasın, böyle olmasın diye bir şey yapmıyoruz. Peygamberimizin yaptığını yapmayın. Allah'ımızın sevdiği odur. Mevla onu bize numune gönderdi. Bunun gibi olun buyurdu Mevlamız Celle Celaluhu. Biz onun gibi olmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiği kadar yapabildiğimizi yapıyoruz. Yapamadığımız yerde üzülüyoruz. Ya Rabbi yapmak nasip et diyoruz. Tamam. Olması gereken budur arkadaşlar. Onun için bu büyüklerin yolu kıymetlidir. Okuyun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم تقبل الله بارك الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين bizi ikaz eyle. Bizi imansızlık bakımından olan ölümden kurtar ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ı yükseltmeye muvaffak eyle. Zorlukları tutulanları kurtar ya Rabbi. Kafirler tarafından eziyet gören Müslümanları kurtar ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Mutlaka muvaffak eyle, sıkıntılarını bertaraf eyle, galip eyle, küffarı mağlup eyle ya Rabbi. Medreselerimizi kıyamet kopuncaya kadar razı olduğun şekilde daim eyle. İşlerinden alimun, amilun, muhlasun, alimat, amilat, muhlasat talebelerle doldur, taştır ve bütün ihtiyaç yerleri ulaştırmayı nasip eyle ya Rabbi. Sakal bırakmaya ve çarşaf giymeye karar veren kullarının kalplerini mesrur, amellerini makbul, haclarını mevrur, ticaretlerini nentebur eyle. Ellal ahvadını razı eyle, üzerlerine hücum edecek manileri def uref eyle. Dünya ve ahiretlerini mamur eyle, iki canda aziz eyle, nice kimseleri de sakal bıraktırmalarını ve çarşaf giydirmelerini nasip eyle. Evlad ahvadımızı İslam ilimlerine aşık eyle. Bize medresede medrese adamı gibi yaşamak nasip eyle. Tekkede tekke adamı gibi yaşamak nasip eyle. Dünyada da ahiret adamı gibi yaşamak nasip eyle. Bize sabır ver ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bizi çatlamaktan, patlamaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenleri memnun eyle. Bizleri de hıfz-ı himayende daim eyle. Hıfz-ı himayende yaşat ve hıfz-ı himayende al ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Şimdi can kurtarmak zamanıdır. Canlar cehenneme gidiyor. Ya Rabbi çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi, ahbabımızı kurtarmak nasip eyle. Kendimizi kurtarmak nasip eyle. Mahrum olmaktan, mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. اللهم إنا نسألك إيمان سبعل كفر اللهم إنا نسألك إيمان سبعل كفر اللهم إنا نسألك إيمان سبعل كفر اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وخاتمة إلى شرف نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الكافة وإلى رفنا وخاصة وإلى روح شيخنا وكبير قلوبنا ومعلمنا وعلمنا علم الحاج محمد الله في كل سيره الفاتحة